Ramazan bize ne kazandırıyor? Ramazan ayı deyince sadece sahurdan iftar vaktine kadar mideyi aç bırakıp sahur iftar vakti geldiği zaman mideyi enva-i çeşit yiyeceklerle doldurma ayı mıdır? Yoksa 11 ay boyunca doldurduğumuz sürekli yiyeceklerle meşgul ettiğimiz midemizi dinlendirip aç kalan ruhumuzu manevi yönden doyurma ayı mıdır? Onun üzerine biraz durmamız lazım. Şimdi orucun bir kere bize kazandırdığı çok faydalar vardır. Birincisi, oruç Rabbimizin bir emridir. Nasıl ki namazımız, zekatımız, haccımız, infakımız Kur'an kaynaklı ise Rabbimiz Kur'an'da namaz tutun dedi, biz namaz tuttuk. Zekatı verin dedi, zekatı verdik. Hacca gidin dedi, biz hacca gittik. Niye? Çünkü Kur'an kaynaklıdır. Oruç da Rabbimizin bir emridir. Rabbimiz bize oruç tutun dedi. Biz de bu ayda ne yaptık? Rabbimizin emrine imtisalen oruçlarımızı tuttuk. Bir de oruç öyle bir ibadettir ki Allah Celle Celaluhu'nun sevabını bizzat kendisinin vereceğini vaat ettiği bir ibadettir. Mesela diğer ibadetlere Allah-u Teala hangi sevabı vereceğini vaat etmiştir. Ama oruca vereceği sevabı Allah Celle Celaluhu kendi yanında gizli tutmuştur. O kadar büyük bir ibadettir. Niye? Çünkü riyanın, gösterişin en az karıştığı ibadet oruç ibadetidir. Bundan dolayı oruç müminin manevi hayatı üzerinde büyük tesirleri olan bir ibadettir. Evet. Ve aynı zamanda oruç kişinin nefsini Allah'ın azabından uzaklaştıran ve günahlarına kefaret olan bir ibadettir. Çünkü Allah Celle Celaluhu ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumussiyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Siz ey iman edenler, sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Umurum ki siz takvaya erersiniz. Bakınız, bütün ibadetlerin bir mana ve hikmeti vardır. Yani ibadetler sebepsiz, gayesiz bir şekilde insanlara yüklenmemiştir. Allah-u Teala sebepsiz, gayesiz olarak bizleri ibadetlerle mükellef tutmamıştır. Her ibadetin bir maksat ve gayesi vardır. Orucun gayesi de nedir? Orucun gayesi kişiyi takva makamına ulaştırmaktır. Yani bir nevi oruç, Ramazan ayı mümin için bir mekteptir. Müminin manen eğitildiği, noksanlıklarının tamamlandığı bir mektep, bir üniversite gibidir. Bu mektebin, bu üniversitenin bir takım dersleri vardır. Mesela başta gelen dersi Kur'an'dır. Biliyorsunuz Ramazan'a asıl değer katan nedir? Kur'an'ın bu ayda nuzul olmasıdır. Yani Ramazan asıl şerefini, değerini, itibarını Kur'an'ın nuzulundan almaktadır. Kur'an'ın nuzuluna, doğumuna şahitlik ettiği için Ramazan aylar içerisinde ayların efendisi olmuştur. Dolayısıyla müminler bu ayda acaba bizim Kur'an'la olan irtibatımız ne derecededir? Kur'an hayatımızın merkezinde ne kadar yer alıyor? Kur'an'ı ne kadar okuyabiliyoruz? Evlerimizde Kur'an ahlakı ne kadar hakim? Sokaklarımızda Kur'an ahlakı ne kadar hakim? Biz Kur'an'a ne kadar hakimiz? Kur'an ne kadar bize hüküm ediyor? Bu ay işte bunun muhasebesinin yapılması gereken bir aydır. Yani mümin oturacak, Kur'an'ı açacak. Acaba ben bu Kur'an'la sadece 11 ay boyunca sadece bir ayla mı meşgul oluyorum? Yoksa bütün ay Kur'an benim hayatıma hakimdir. Fakat bu ay daha fazla benim hayatıma hakim olduğu bir kitaptır. O gözden bakıyoruz, yoksa sadece adet yerini bulsun diye Kur'an Ramazan ayı geldiği zaman mukabeleleri açarız Kur'an'ı, hafızların okuduğu Kur'an'ı dinleriz. Manasının üzerine tefekkür etmeden, tedebbür etmeden kapatırız. Ramazan'ı bittiği zaman bir daha Kur'an yüzünü açmayız öbür Ramazan'a kadar. Bu böyle değildir. Onun için bu ayda en baştaki dersimiz, yani bu Ramazan Mektebi'nin bize verdiği ilk ders Kur'an dersidir. Bu Kur'an dersi üzerinde ne yapmamız lazım? İyice tedebbür ve tefekkür etmemiz lazım. Kur'an'ı güzel bir şekilde sindire sindire, varatil Kur'an'a tartıyla emri hitabınca Kur'an'ı sindire sindire hayatımıza aktara aktara Kur'an'ı okumamız gerekir. Emirlerine tutunup nehilerinden içtinam etmemiz gerekir. Ailemizi, çoluk çocuğumuzu, çevremizi, cemaatimizi Kur'an ahlakı üzerine yetişmek için gerekli adımların atılması lazım. Bu ay bize bu dersi veriyor. Birinci dersimiz Kur'an'dır. İkinci dersimiz de, yani Ramazan ayının ikinci dersi namazdır. Gerçi namaz bütün hayatımızı kapsayan bir ibadettir ama özellikle bu Ramazan'da
namaza daha bir ağırlık vermemiz gerekir. Özellikle gece namazlarına. Mesela nasıl olsa sahura kadar uyanırız. Bunu bir fırsat bilip gece ibadeti için, teheccüdü için bir başlangıç yapıp ve sene boyu bunu devam ettirmemiz gerekiyor. O ki sahura kadar uyanırız, çoğumuz uyumuyoruz. O zaman bunu o gece iyi değerlendirmemiz lazım. Nedir? O da gece namazıyla, teheccüd namazıyla gecemizi iyi değerlendirmemiz lazım. Ramazan ayının bir başka dersi de infak ve zekat dersidir. Biliyorsunuz en güzel şey nedir? Bir insanı eğitmenin en iyi yolu onu bizzat hani derler ya kendini başkasının yerine koyarak. Mesela sürekli biz açlıktan bahsederiz, susuzluktan bahsederiz, aç kalan insanlardan bahsederiz. Afrika'daki susuzluğun ne kadar zor olduğundan bahsederiz. Efendim işte buradaki insanların açlığından bahsederiz. Ama tok olan bir insan bunların halinden anlayamaz. İşte Ramazan ne yapıyor? Bizzat o insanları aç bırakarak, susuz bırakarak açlığın ne kadar zor bir şey olduğunu, susuzluğun ne kadar zor bir şey olduğunu, dolayısıyla o insanların haliyle, dertliyle dertlenmenin ne kadar elzem olduğunu mümine bizzat yaşatarak öğretir. İşte bu da nedir? Ramazan'daki infak ve zekat kurumunun daha iyi işletilerek, özellikle çevremizde mağdur, mahrum, kimsesi olan insanların dertleriyle dertlenerek, onlara daha fazla yardım elimizi uzatarak, zekatlarımızı hakkıyla vererek, onun haricinde infaklarımızı da o insanlara ulaştırmak suretiyle Ramazan ne yapıyor? Bizleri bu konuda eğitiyor. İşte bu da Ramazan'ın infak ve zekat dersidir. Aynı zamanda Ramazan bir sabır ayıdır. Ramazan'da sabır diye bir ders vardır. Özellikle belalara, musibetlere karşı, şeye karşı Ramazan ümini sabrı alıştırmak suretiyle ne yapıyor? Onu o konuda eğitmiş oluyor. Çünkü sabır dinin yarısıdır. Kişi ne yapıyor? Allah rızası için herhangi bir baskıya, şeye gerek kalmadan imsak vaktinden ta iftar vaktine kadar Allah rızası için yemesini terk eder, içmesini terk eder, bütün duygularını Allah rızası terk eder. Bunlar üzerine sabır. İşte oruç insanları bu şekil sabra alıştırıyor. Bu da orucun insana kazandırdığı bir güzel hasret de bir de sabır dersidir. Aynı zamanda oruç Ramazan ayındaki oruç dersi bir tanesi de kötü alışkanı bıraktırma bir ayıdır. Yani özellikle sigaraya müptela olanlar, kötü alışkanlıklara müptela olanlar Ramazan ayını fırsat bilerek bu alışkanlıkları terk etme yoluna gitmelidir. Bu da onlar için bir nedir? Bir derstir. Ve aynı zamanda Ramazan ayı nizam ve intizam içerisinde olmayı mümine öğretir. Mümin hayatına bir düzen koyar. İktisadi olmayı öğretir. Nimetlerin kıymetini bilmeyi öğretir. Yani özellikle su nimetinin, diğer nimetlerin ne kadar büyük nimetler olduğunu, elde gelince ne kadar zor olduğunu bizzat bunları yaşatarak Ramazan bunları ne yapıyor? Mümine öğretiyor. İşte başta dedik Ramazan bir okuldur, bir mekteptir. Mümini bu şekil manevi yönden eğitiyor. Yani bir nevi 11 ayın kirini, pasını müminin üzerinde atarak mümini tertemiz bir şekilde önümüzdeki yıla hazırlıyor. Bir de mümin Ramazan'a şu göze bakmalıdır. Bir muhasebe muhakeme ayı gözüyle bakmalıdır. Yani geçen 11 ayın muhasebesini yapma. Benim 11 ayım nasıl geçti? Neyle geçirdim? Rabbime ne kadar ibadet edebildim? Ne kadar günah işleyebildim? Veya günahlarımı ne kadar terk edebildim? Beni takip eden melekleri acaba utandırdım mı? Yoksa onların başını dik mi ettim? Önümüzdeki yıla nasıl hazırlanmalıyım? İşte Ramazan bir nedir? Bir muhasebe ve muhakeme aydın mümin açısından. Mümin bu şekilde Ramazan'ı değerlendirir ve Ramazan içerisinde 11 ayın bir ayda daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne kendisini bu şekil hazırlamalıdır. Mümin Ramazan'a bu gözle bakmalıdır. Hiçbir zaman Ramazan tıka basa yeme ayı, festival ayı, eğlence ayı değildir. Ramazan biz bu şekilde yanlış anlıyoruz. Ramazan demek 11 ay boyunca yorulan midemizi bir kenara bırakıp aç kalan, efendim işte doymayan nefsimizi, ruhumuzu manevi yönden doyurma ayıdır.